Bence çok iyi oldu. Ya çok önemli bir olay olmaması lazım bence yani. İyi bir şey oldu. Düşüncem yok. Neden? Çünkü o kadar ilgilendirmiyor beni. Takdire şayan. İnsanlar nanoteknolojiyle ilgilenir. El aya, biz Ayasofya'ya. Ayasofya'nın bu şekilde kullanılması bence dünya nezdinde daha çok değerini arttıracak. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Başka işleri yok muydu? Gitti Ayasofya ile uğraştı. Allah aşkına insanlar açlıktan geberiyor ya. O nedir? Cami oldu, cami oldu, cami. Her yerde cami var da. Daha ne istiyoruz cami, cami, cami? Son zamanların en çok konuşulan konularından biri 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya oldu. Ama onun önüne geçen bir konu daha var. O da Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'e hakaret olarak yorumlanan sözleri. Bakalım vatandaş hem Ayasofya'nın ibadete açılması hem de Ali Erbaş'ın sözleri hakkında neler düşünüyor? Ayasofya 86 yıl sonra cami oldu. Ne düşünüyorsun? Hiç iyi düşünmüyorum. Neden? İlk bir boğazımızı doğuralım da ondan sonra camiyi şey yapalım. İlk pis şey pis boğazımızı doğuralım. O nedir? Cami oldu, cami oldu, cami. Her yerde cami var da. Daha ne istiyoruz cami, cami, cami? Sanki namaz mı kılıyorlar? Git gide millet olmuş tango ile geziyor. Hep açık geziyorlar. Ne şey camisi? İyi oldu. Niye olmasın ki? Müslümanlara bir ibadethane oldu. Ama müseviler de girebilir yani. Geç kalmış bir şey aslında sonra sen de. Bundan sonra açsan ne olur, açmasan ne olur. Neden böyle düşünüyorsun? Ya artık bu devreden sonra şimdi yapılan edilen masraf huzuri yani. Böylesine kültürel bir mirasın ibadethaneye çevirmesini çok doğru bulmuyorum. Ve aynı şeyin Osmanlı döneminde Yunanistan topraklarında kurulmuş bir camiye yapılmasını da doğru bulmazdım açıkçası. Ve aynı şekilde bizim de Yunanistan'da Atatürk'ün evi var müze. Bizim elimizde aslında, bizim Kültür Bakanlığımızın elinde ama hani onların da karşı atak olarak böyle bir şeye müdahale etmeye çalışması beni üzdü açıkçası, böyle bir politiğe sebep olması. Çok mutlu oldu. Gerçekten de iyi bir karar. Biz 1987 yılından beri gençliğimizden şimdiye kadar Ayasofya bizim için bir atılımdır. Gerçekten de. Ayasofya'nın karşılığı sözlük barıştır. Orası cami, zaten cami tarafından namaz kılınıyor oranı yani. Oranı siyasi olarak şey yaptılar. Orası müzedi yani. Bütün dünyanın geldiği gittiği yer. Onun için yanlış yani bence göre. Orada yeteri kadar cami vardı. Ve orada namaz kılacak da çok yerimiz vardı. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız bir sene öncesine kadar bunun cami olmaması konusunda birçok konuşması, birçok demeci vardı. Tabii ben tabii Cumhurbaşkanı'ndan ne değişti de bugün cami oldu diye sormak istiyorum. Ve cami aslında ibadet değil, normal olarak siyasete açılmıştır. Yanlış olmuştur. Cumhuriyet kazanımlarına dönük bir rövanş olarak değerlendiriyorum. İktidarın diğer uygulamalarını da dikkate alırsak ve benzer hemen Ayasofya'nın cami olarak açılışından sonraki süreci hilafet çağrılarını da dikkate alırsak bunun öyle Ayasofya ile sınırlı kalmayacağını düşünüyorum. Müze olduğu halinde çok daha mantıklıydı çünkü oranın bir geçmişi, bir tarihi de vardı. Değişmişti önceden, hatta kiliseden önce üniversiteydi. Üniversite tabii o sistem şimdiki sistem gibi değildi ama orası çok önemli bir eğitim merkeziydi. Ondan sonra kilise oldu. Biz sadece kilise olan kısmını çok vurguluyoruz. Sonradan cami oldu. Sonradan evet bunun müze olması çok daha doğruydu. Bizim daha önce namaz kılınıyordu orada. Orada cami olarak, yarısı cami yarısı kilise olarak kullanılıyordu. Şimdi mi açıldı? Neden açıldı sizce? Buyur. Neden açıldı sizce? Vallahi bilmiyorum, herhalde bir şey için herhalde. Şeyler yapıyorlar ama. Ne yapıyor olabilirler? Kızım. Yani ne bileyim. Siyasi olarak yapıyorlar kızım. Başka bir şey demiyorum. Bunca senedir herhangi bir girişimde bulunmadı diğer hükümetler. En doğrusunu yaptı. Ben bir kulum. Bu kulluk içerisinde. Ha Ay'da kılmışım, ha Sofya'da kılmışım. Mesele bundan ibaret bu yüzyılda. Diyeceğim bu. Fazla bir önemi yok. En nihayeti insanlar yaşamış, ibadetlerini yapmışlar, geçip gitmişler. Benim için bu kadar basit. Çok güzel şey de düşünüyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Bize bu günleri gösterdi. Gösterinden Allah razı olsun.
Bunun olması iyi bir şey, güzel bir şey. Sadece siyasi yatırım olarak düşünmemesi gerekir. Zaten camiydi çocuğum. Zaten namaz kılınıyordu orada. Bizim bildiğimiz bu. Allah kabul etsin, gene kılsınlar ama zaten camiydi. Çevirmeye gerek yoktu. Ta ki Gazi Mustafa Paşa, yani Kemal Atatürk'ün zamanından beri ve onun da onlara verilmekle tasvip etmediği bir yerin tekrar bize dönüşümü çok sağlıklı bir şekilde oldu, güzel oldu. Yine de bu durumda dünyanın hiçbir yerindeki ziyaretçilerine kapatılmamış ve ilgili yer ziyaret edilebilecek. Orada olan eserler yine ziyaret edilebilecek. Bence hiçbir sorun yok. Bu kadar sorun etmeye de gerek yok yani. Zaten camiydi, güzelim orası. O zamanki şartlara göre nüfus da azdı. Şeye çevirmişler, müzeye. Şimdi normal, halk çoğaldı. Çok iyi oldu diyor. Ne diyor diyor başkan? Çok çok iyi oldu. Başka bir şey diyemeyiz. Sultanahmet Camisi bomboş ya. Ve oraya dolursun harikinde ya. Başkan Erdoğan geçtiğimiz yıllarda böyle bir konuşma yapmıştı zaten. Erdoğan söyledi, evet. Şeyde Trabzon'da bir kilise varmış. Halk demiş ki burayı demiş cami yapalım. Çok turist geliyormuş. Cami yapmışlar, turist yok, esnaf ifraz etmiş. Adamlar insan nedir diyor, kardeşim buraya yine kilise olsun da cami olmasın diyor. Biz ticaret salim. Yani olduğu gibi kalması, devam etmesi iyi olurdu diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun? İhtiyaç olmadığından dolayı. Ayasofya'nın açılması dışarıdakileri karşımızda alacaksa, dünyayla entegre olmak anlamında yanlış şeyler olacaksa kesinlikle yanlış. Ama bunu yani sanki İslamiyet'e karşıymış gibi veya İslamiyet'in zaferiymiş gibi yeniden, hatta öyle yaptılar ki sanki Türkiye'yi, İstanbul'u yeniden fethettiler gibi hale dönüştürdüler. Komik yani, gerçekten komik. Ama ha illa cami olmasına karar verildiyse en azından yani her şey sağlam olmalı. Yani orada gidip o mozaiklerin önünde namaz kılanlar nereye doğru secde ettiğini biliyor mu? Orada o ezanı okuyan, ne bileyim ibadeti eden falan niye buranın Ayasofya olduğunu biliyor mu? Ayasofya 86 yıl sonra cami oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi çok güzel oldu. Halkımız için, insanımız için, milletimiz için çok mükemmel oldu. Yani. Ben oradaydım, açıkçası gittim. Yani, tamamen kendimi ağladım yani. O insanlar orada yattık biz. Bir gün önce gittik, yattık. Neden ağladınız? Yani gururlandık. İnsanlar orada ne bileyim ibadet ediyor, öğreniyor. İlk hutbeyi dinlediniz mi Ali Erbaş'tan? Ali Erbaş, bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar dedi. Bu sözü de Atatürk'e hakaret olarak yorumlandı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ne bileyim, bu dinciydi galiba. Dinciydi yani. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e hakaret ettiği yönünde yorumlar yapıldı. Vallahi ben Diyanet İşleri'ni kusura bakmayın da insanı yani el vermiyorum. Acayip bir insan bu yani. İşte partiye gidiyoruz. Hoşlanmıyorum, ısınamadım. Bunun yaptıkları hiçbir insanlığa sığacak bir olay değil. Bunu bir Türk milleti kesinlikle kabul edemez yani. Kabul edecek bir olay değildir. O kendi yapmış olduklarından bahsetsin. En azından ben bir hata yaptım, beni affedin desin. Böyle bir ağzından çıkma yok ama demek ki ona o aklı veren bir şahsiyet var ki o rahatlıkla ve o cesaretle onu konuşabiliyor. Büyük hata yaptı. İyi mi yaptı yani? Orada Bahçeli ne var, Tayyip Erdoğan ne var. Onlar duymadı mı? Duydu. Hakaret etti mi öyle? Etti tabii, etmedi mi? Hepiniz biliyorsunuz. Nasıl Allah onu nasıl bir şey yapsın? Kendisini bağlar. Onun edebi ahlakıyla alakalı bir şey. Toplumun hiçbir kesimine yayamayız. Öyle konuşmuştur. Laf kendisine aittir. Ama şimdi biz artık 2000 yıldırız ne olursa olsun yaş farkları artık 40'a 50'ye 60'a çıktığı için bu tip insanların konuşmaları 20'li yaş grubuna hitap etmiyor. Yani açıkçası ben 55 yaşındayım, benim de işime geliyor. Çünkü gençleri yakalamayan toplum her zaman geri kalmıyor.
mahkum, değişmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi büyüklerine küfreden bir millet görülmemiştir. Tek bizde görülmüştür bu. Bu tek bizde görülmüştür. Ne Rusya'da çarlara, eski çarlara, ne Fransa'da Luller'e, hiçbirisine, Hitler'e, Mussolini'ye dahi küfretmez Almanlar, İtalyanlar. Ama Türkiye'de maalesef Atatürk'e küfrediyorlar. Yanlış yaptı, özür dilesin. Bütün Türkiye'den özür dilesin. Atatürk olmasaydı biz olmazdık. O cami de olmazdı. Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e hakaret edebiliyor sizin yorumunuza göre. Biz edemiyoruz ama kimseye. Bir Twitter'dan yaz bakalım Sayın Cumhurbaşkanımıza bir şey ne oldu? Siyasal İslam'ın karakteristik özelliğini burada da görüyoruz. Tepkiler yükselince Ali Erbaş Atatürk'e hakaret etmediğini söyledi. Ancak vakfedilenin malını farklı değerlendirmek isteyen lanete uğrar derken geçmişe değil geleceğe dönük bir ifade kullandığını söylese de çok inandırıcı bulmadım. Olabilir, Atatürk'e hakaret etmiş saymıyorum onu. Belki başka konuda alıntıları varsa bilemiyorum. Yani belki karşı taraf alınmıştır. Niye biz 86 yıldır kapatmışız da siz açmışsınız? Belki o alıntıdan dolayıdır Atatürk'e hakaret saymış olabilirler. Belki Ayasofya açıldığı için hakaret saymış da olabilirler. Hayır, sözleri öyle yorumlar. Sözler de bazen hareketleri de öyle algılayabilirler. Yani karşı görüşteki insanlar kendi istedikleri şeyler olmayınca eleştiriye geçebilirler. Bu da doğaldır. Tepkilerini de anlıyorum. İyi ki açıldı Ayasofya. Atatürk'e kimse yorum yapamaz. Onu kimse yapamaz. Tamam. Kısa. Yanlış yaptı. Ali Erbaş. Tabii. Hakaret etti Atatürk. Yani. Bizimle ilgilenmeyecek misin? İlgileniyorum sizinle. Hem konuşuyorum hem ilgileniyorum. Peki, nasıl bir yanlış yaptı? Etti hakareti. Sonra Kurtuluş, da etmedi. Kurtuluş Savaşı vermiş bir şahsiyete, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e o şekilde saldırılması yanlıştır. İstifa etmeli. Onun kurduğu bir diyanette öylesi bir şahsiyetin kişiliğin bulunması yanlıştır. Eder mi? Etmez. Ranta alıştıkları için onlar. Şimdi bu şahsiyet kendileri kalktı dedi ki ben kesinlikle niye dedi Atatürk'e niye ben hakaret edeyim dedi. Yani Ali Erbaş'ın yanlışı şu. Yani devlet memuru olarak kalkıp siyasilerin konuşacağı dilde konuşmaması daha iyiydi tabii ki. Yani benim anladığım kadarıyla ama. Yani ben ona anlam veremiyorum. Atatürk'e hiç kimsenin burada hakaret etmeye ne yetkisi vardır, ne cüret edebilir, ne de böyle bir duruma girebilir. Atatürk olmasaydı acaba Erbaş oraya gelebilir miydi? Burayı bir görsün, burayı görsün. Milletten oy toplamak için Ayasofya. Nerelerde 18-20 senedir? Tamam, teşekkür ederim. O mevkide olan bir insanın ağzından çıkan her lafın yanlış algılanabileceği, başka yerlere çekilebileceğini onun düşünmesi gerekir. Düşünmesi gerekir. Ben bu kanaatteyim. Ali Erbaş sonraki yaptığı açıklamada yetersiz Ayasofya'nın müziği... Yetersiz. Daha sonraki açıklamaları yetersiz. Fetret devrine benzer. O da yanlış. Her şey yanlış. Öyle değil o. Onu yanlış aksatıyorlar. O bazı kişilerin uydurmaları. Neden? Siz i̇şte doğrusunu ortalığı karıştırmak için. Siz doğrusunu söyleyin bize. Ya ben doğrusunu söylüyorum işte. Ortalığı karıştırmak için uyduruyorlar. Vay efendim kılıcınan. Kılıcınan alındı orada. Neyle alındı? O zaman top tüfek mi vardı? Kılıcınan aldılar. Kılıcınan da vaaz yaptı. Atatürk'e hakaret olduğu söylenen hayır, sözde. Hayır değil. Hakaret değil. Ne dedi Atatürk, peki? Hepimizin atası Atatürk. Atatürk'ü sevmeyen zaten Türk milleti değildir. Bir hafta önce ona bir numara söyledi. Ondan cesaret alarak onun söylediğini tekrarladı. Amaçları o zaten. Siz hakaret şu, olarak yorumluyor musunuz? Kesinlikle hakaret. Kesinlikle hakaret yani. Diyememeli ama çok sessiz geçti. Biz kendi kendimize ama bu yani eskiden bir hikaye fıkra mı anlatırlar yani. Padişah işte cezalar getirmiş, yasaklar getirmiş, millet gülüyormuş. İşte en sonunda gülüyormuş. Herhalde şimdi
çok akıllıca ama pandemiden dolayı ama o çeşitli sebeplerden dolayı gayet herkes akıllıca yaklaştı. Son yaptığı açıklamada da Ayasofya'nın müze olduğu dönemi Fetret Devri'ne benzetti. Ya ben Fetret Devri'ni belki tam anlamıyla bilemiyorum. Osmanlı'nın zor zaman geçirdiği devir, 11 yıl boyunca padişah açısından zorluk yaşadığı, taht kavgalarının olduğu dönemden bahsediyor. Yani o konuda yorum yapamayacağım. Yani nedeni de düşündüğüm veya kafama bilmiyorum da yani ne ekleyeceğimi, kendime ne katacağımı bilmediğim için ona bir şey diyemeyeceğim. İstifa etmesini istiyorum. Eder mi istifa? Etmez. Neden? Neden? Çünkü arkasında Cumhurbaşkanı var. Etmesi için Erdoğan gitmesi lazım. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar, dedi. Tamam. Kötü bir şey mi? Değil mi? Değil. Ne bence, demek bence istedi? Değil. Bence değil. Ne demek istedi? Fesini okudu. Kafasına gelen fesini okudu. Normal olarak. Bunun Atatürk'le bir alakası yok. Hiçbir ilgisi yok. Neyle alakası? Hiçbir şeyle ilgisi yok. Hutbesini öylesine okudu. Mi söyledi? Ha, öylesine olur mu? O günkü hutbenin şeyini, mahallini anlattı. Başka bir şey yok. Başka bir anlamı yok. Ha, yani o çözün altında buzak arama. Bu başka bir şey değil. Medyanın aradığı bu. Ben Ali Erbaş'ı tanımıyorum. Ali Erbaş eğer bu milletin değerlerine hiçbir değer vermiyorsa, eline kılıç alıp çıkıp orada maneviyattan konuşuyorsa, kusura bakmasam ben Ali Erbaş'ı tanımıyorum. Onun açıklamaları da benim için çok önemli değil. Çünkü benim değerlerim onun için önemli değil. Yok öyle bir şey. Atatürk'e kimseye yorum yapmak yok. Atatürk olmasaydı biz bu yaşayamazdık. Atatürk bizi okutan, bizi şey yapan, savaşlardan kurtaran Atatürk'ümüzdür. Biz Atatürk gördük yani. Doğduk, büyüdük hep öyle. Rahmetli dedem benim anlatırdı. Benim dedem savaşta kurtardı kendini. Derdi ki aha dedi, oğlularım dedi. Şunlar geliyorlar dedi. Ay o Alevilere demiş idi. Atlayın denize dedi, kurtarın kendinizi dedi. Atatürk onları öyle bir severmiş ki dedelerimi. Yani evlatlarım derdi. Ya Atatürk bizim ciğerimizdir ya.